Murat Stasikov yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında konuştu. Rusya Büyükelçiliği'nin büyükelçisi Murat Bey bu açıklamayı yaptı. Aslında Vladimir Putin, Başkan Putin 2022'de bu açıklamayı yapmıştı. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir irtibat kurulsun hem de direkt uçuşların başlayabileceğini vurgulamıştı Başkan Putin. Tabii uygun bir zamanı bekliyordu benim değerlendirmeme göre. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e gemi göndermesi, askeri gemi göndermesi, Boğazları abluka altına almak istemesi, Yunan adalarına konuşlanması. Bunlar Montrö Anlaşması'na aykırı ama Amerika deniyor bütün elindeki olanakları. Finlandiya'ya uzun menzilli füzeler vermesi ve Boğazları da demin de söylediğim gibi abluka altına alıp Rus gemilerinin çıkışlarını oradan önlemeye çalışmak istemesi, Avrupa Birliği ve ABD'nin Rusya vatandaşlarına ve Rusya'ya inanılmaz baskılar uygulaması. Yani biz burada bunları fark etmiyoruz ama en basitini söyleyeyim. Rusların elindeki kredi kartları hiçbir yerde geçmiyor Rusya'nın dışında. Uçuşlar yapılamıyor. Gemiler, Rus gemileri bu ablukaya yaptırıma katılan devletlerin limanlarına giremiyor. İhracat tamamen durmuş durumda. Bu nedenle de bence Putin, Sayın Başkan Putin bunu olumlu bir ortam olarak görüyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dış işlerinin inanılmaz bir başarısı. Çok yükselen bir grafik çiziyor Dışişleri Bakanlığımız ve müthiş bir başarı elde etti. Özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru konusunda yaptığı açıklama, Batı sözlerini yerine getirsin. Biz ondan sonra bunun ne olacağına karar vereceği sözleri Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve Türkiye aynı zamanda Batı dünyası üyesi olmasına rağmen Rusya ile ilişkilerinin çok iyi olduğu bir ülke. Şimdi bunları büyük resmin içine yavaş yavaş yerleştirirsek, bir de biz buna Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı bütün yaptırımlara katılması, Yunanistan'ın katılması, oligarkların Kıbrıs Rum tarafını terk etmesi, Rus yatırımcıların Kıbrıs Rum tarafından ayrılması ve Kıbrıs Rum tarafının oligarkların ve Rus vatandaşlarının getirdiği paraların peşine düşmesi bence ortamı çok uygun bir hale getirdi.